Herkese merhaba. Yeni bir vlogla beraberiz. Bugün Alaçatı'ya gidiyorum. Yanımda iki tane kanki tuşumla beraber kız kıza bir tatil ve gezi planladık. Şimdi otobüsümüz geldi. Biz Bakırköy'e 5'ten biniyoruz. 5 dakikaya kadar yola çıkacağız inşallah. İlerleyen dakikalarda tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın. İlk molamızdan herkese merhaba. Şu an çok gürültülü bir yerdeyiz. Sesim geliyor mu bilmiyorum. Susurluk'tayız. Bir mola verdik. Şu an saat kaç? Saat 4:30. 5'e geliyor. Çok fenayım. Hiç uyuyamadım. Dizlerim kilitlendi. Yaşasın uçak yolculuğu. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Çok fenayım yani. Ölüm ödeyim ve hani sabah otele gidip de dinlenme şansımız da yok. Direkt festival alanına gideceğiz. Yandık yani, nasıl akşam edeceğiz bilmiyorum. Şimdi bir çay molası verdik. Kızçelerle çay molası. Şöyle çaylarımız. Hadi bakalım, sabah olsun da artık sabah kahvaltısında görüşürüz. Günaydın. Geldik. Şimdi Çiçekli köyünde kahvaltı için bir yerde mola verdik. Burası köyüm müydü? Evet, köyüm diye bir yer. Zaten bu Çiçekli köyü komple restoran dolu bir yerdi. Bayağı yemyeşil. İzmir bizi yağmurla karşıladı. Çok sinirimiz bozuldu. Ama şu an durdu yağmur, inşallah devamında da yağmaz. Şimdi burada bir saat kahvaltı molamız var. Ondan sonra gidiyoruz. Şöyle size burayı da göstereyim. El sallayın kızcalar. Alaçatı'ya ayak bastık sonunda. Şimdi festival alanına doğru yürüyoruz. Çünkü otobüsler tam girişte bırakıyor. Alaçatı'nın içine otobüsleri almıyorlar. Geldik çok şükür. Dizlerim, belim felaket. Yürüdükçe açılacağım herhalde. Gördüğünüz gibi tipim de çok kurtarmıyor şu an. Çünkü makyaj falan yapamadım. Yol yorgunluğuyla indik otobüsten. Şimdi gidiyoruz bakalım festival alanına. Orada size güzel güzel çekimler yapacağım. Evet. Bak, tohum kekik var. Hayır, bunun cinsi değişik herhalde. Şu an festival alanının girişindeyim. Daha şimdiden müthiş bir kalabalık var. İlerleyen saatlerde bu kalabalık çok çok daha artacak. Saat 11:30 gibi şu an. Biz 2:30'a kadar burada dolaşacağız. Ondan sonra Çeşme'ye geçeceğiz. Saat 1'den sonra zaten en kalabalık hali oluyormuş. O yüzden şimdi bu halini rahat olup geziyoruz. Şevket'i bostan verelim. Buyurun. Giriş oldu verelim. Buyurun. Şey, deniz görücüsü değil mi? Evet ama yabancısı o. Deniz görücüsü çok güzel. Isırganlı kiç peynirli domatesli. Enginarlı kiş. 5 lira. Bunlar da sakız reçeli herhalde. Kişi bez ne yemiş? Bak, buradan yemek alıyorsun. Ne yiyorsun işte? 5 çeşit ot 5 lira efendim. Karışık limonlu zeytin. Evet, 4 lira efendim. İçinde glukoz yok, mısır şurubu yok. Kendimizi üretiyoruz. Aynı mı? Efendim? Alalım da işte.
Ay çiçek dolması da var. Şu kahvemi bir içeyim de aklım başıma gelsin, nasıl göreceğim yemeklere. Şimdi bir mola verdik. Çok hızlı bir mola verdik. Çünkü ben Türk kahvesi içmeden benim afyonum patlamıyor. Alaçatı Muhallebisi'ne oturduk. Burada bir Türk kahvesi içeceğiz. Ondan sonra tabii ki festival alanını gezmeye devam edeceğiz. Şu an bayağı bir rüzgar çıktı. Bence yağmur yağacak. Bilmiyorum, bu kalabalığın üstüne yağmur yağarsa ne olur, millet nereye sığınır? Bizim de yanımızda şemsiye falan yok. Ama bayağı bir yağmur rüzgarı var şu an yani. Şimdi de meşhur değirmenlere doğru çıkıyoruz. Burada bir fotoğraf çekmeye çalışacağız ama o kadar kalabalık ki fotoğraf çekecek bir köşe bulabilir miyiz hiç bilmiyorum. Size de göstereyim şöyle. O zaman bak ne diyeceğim, sen al gelin. Ay bu görüntü harika. Bayrakların güzelliğine bak ya. Yine kahveli çekeyim. Gel gel daha yukarıdan. Gel bir şuraya gel. Niye geri geliyorsunuz? Sizi bekliyoruz. Yanınızda saat oldu. Yeni rahatladın mı? Alaçatı sokaklarını bayağı bir keşfettik. Kimselerin olmadığı arka sokakları da gezdik. Evler çok güzel. Her yer ayrı bir fotoğraf dekoru gibi. Bol bol da fotoğraf çektik zaten. Şimdi festival alanına doğru geri gidiyoruz. Kalabalığa tekrar giriyoruz. Biz şu an festival alanından çıktık. Ezilme tehlikesi yaşadık resmen. Çok fena, acayip bir kalabalık çöktü. Şu an saat 2 falan. Ya, bu kadar sıkışma. Yani böyle bir sıkışma yok. Öyle böyle değil. Kendime yiyecek bir şeyler aldım. Bu içinde keşkek var. Burada da enginarlı pilav var, zeytinyağlı. Şimdi böyle bir kuytu bir yer bulduk. Oturduk. Karnımı doyuracağım. Ondan sonra da Çeşme'ye hareket edeceğiz. Tekrardan selamlar. Şimdi size Çeşme'den sesleniyorum. O küçük aralıkta biz Çeşme'ye geldik. En son size yemek yediğimi göstermiştim. Orada yemek yedikten sonra biz buluşma noktasına geçtik. Bir 10 dakika kadar yol geldikten sonra Çeşme'ye vardık. Şimdi Çeşme'de bir kervansaray otel var. Kanuni'nin yaptırdığı. Oranın önünde biraz rehberimizden bilgi aldık. Bir de kale var burada. Kalenin tarihi hakkında bilgi aldık ve serbest zamanımız şu an. Bir kahve, çay, bir şeyler içeceğiz. Biraz da Çeşme'ye dolaşacağız. Bir saat sonra tekrar otobüsümüze binip otellere yerleşeceğiz. Belki ondan sonra akşam kızlarla tekrar Çeşme'ye gideriz, bilmiyorum. Detaylarda görüşürüz. Biz şimdi İmren Tatlıcısı'nda bir mola verdik.
burada bir tatlı kahve molasındayız. İçeriye girdim tatlımı seçmek için. Şimdi size tatlılara götürüyorum. Görmeniz lazım. Da 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 da. Çok fenalar. Her şey var. Kalori bombaları. Lezzet bombaları. Çok güzeller. Bu kadar tatlının içinde ben kazandığımı seçtim. Herkese tekrardan merhaba. Biliyorsunuz sesim kesildi. Bir yerden sonra hiç çıkmadı. Ne yaptık ne ettik? Ne yaptık ne ettik? Söyleyeyim. Gördüğünüz gibi böyle yüzüm gözüm şişmiş. Biz otele geldik. Direkt böyle yumulduk yataklara ve anında uyuduk. Şu an saat 8 ve yemek yemek için dışarıya çıkıyoruz. Otelimiz Urla'da. Alaçatı'ya gitmeyelim diyoruz. O yüzden Urla'nın bir çarşısı. Ne Urla'sı lan? Urla nere lan? Daha uyuyorum ben ya. Neydi? Ilıca Ilıca. Urla ne? Ben uyuyorum hala. Uyanamamışım. Çok sarsıldım. Ilıca Ilıca. Ilıca'da kalıyoruz. Şimdi Ilıca'nın çarşısına iniyoruz. Havada biraz soğudu. 10-11 derece gibi. Umarım üşümeyiz. Biraz ince gelmişim ben. Bakalım çıkıyoruz dışarıya. Gönlümüze göre ne bulursak bir yemek yiyeceğiz. Biz Alaçatı'ya geri geldik. Ilıca'da yiyecek bir şey bulamadık. Henüz sezon açılmadığı için orası da çarşısı küçük bir yerdi. Çok fazla seçenek yoktu. Bindik taksiye Alaçatı'ya geldik. Şimdi size göstereyim tenhalığı. Oh tadından yenmiyor valla. Sabah adım atamıyorduk biz buralarda. Şu an çok güzel, çok keyifli olmuş. Ne kafası? Yemek yiyecek bir yer bulacağız. Gökçe konseri var, onun sesini duyuyorsunuz. Konuk şarkıcı Gökçe bu festivalde. Bakalım nereye oturursak orada biraz sohbet ederiz. Biz şimdi yemek yemek için bir yer bulduk. Ne kadar tenha desem de aslında tabii ki hala kalabalık. Yemek yeme yerleri en azından kalabalık. Osman'ın yeri diye bir yere oturduk. Balıkçı. Böyle güzel hoş salaş bir mekan. Aslında dışarıda oturuyorduk ama yağmur yağmaya başladı. Böyle olmuş içeriye kaçtık. İçeride oturuyoruz. Şimdi ben kalamar yiyorum. Ege'ye geldiğim zaman en çok yemeği sevdiğim şey kalamar. Çünkü en güzelleri Ege'de oluyor. Öyle. Şimdi burada takılacağız biraz. Ondan sonra biraz dolaşır otelimize döneriz herhalde. Çünkü hala gerçekten çok yorgunuz. Günaydın. Ben size iyi geceler demeyi unuttum. Ama günaydın demeyi ihmal etmiyorum gördüğünüz gibi. Şimdi bugün Alaçatı'da ikinci günümüz. Şu anda saat sabah 8.30. Kalktık erkenden, hazırlandık. Kahvaltıya ineceğiz. 9.30 gibi tur otobüsü bizi almaya gelecek. Tekrardan festival alanına götürecek. Bugün programımızda bir de İzmir var. İzmir'de de gezeceğiz. Bugün festivalin çok kalabalık olacağını sanmıyoruz. Çünkü çoğu tur ikinci gün Alaçatı'ya tekrar festivale gelmiyormuş. Hani giden istisna turlardan biri biziz. Hani dün yapamadığımız festival keyfini belki de bugün yapacağız, bilmiyorum. Hava düne göre daha iyi, daha sıcak görünüyor. Umarım yağmur falan yağmaz. Çünkü dün akşam biz yemekten sonra işte bir yerde de kahve içelim dedik. Bayağı bir şakır şakır yağmur başladı. İşte böyle yani. Şimdi kahvaltıya inip sonrasında da festival alanına geçiyoruz. Görüşürüz.